sanayi yapıları konusunda uzmanlaşan 4E Metal, rengarenk dış cephe kaplamalarıyla alışılmışın dışına çıkıyor. İmza attığı projelerin görselliğini artıran Genel Müdür Erol Yağdıran, çelik konstrüksiyonla da dayanımı yükseltiyor. Çelik konstrüksiyon yapılar ve cephe sistemleri konusunda Ankara'da hizmet veren 4E Metal, deyim yerindeyse işini aşkla yapan bir ekip tarafından kuruluyor. Ben sektörde 15 yıldır varım. 15 yılın akabinde yaklaşık 4E Metal 3 yıldır faaliyette. 3 yılda biz kısa zamanda çok işler yaptık. Bu işleri yapmamız sayesinde, yani ekip işi, ekibimize çok iyi güveniyoruz. Ekibimiz gayet iyi, tecrübeli insanlardan kurulu. Tecrübesiz adam çalıştırmıyoruz. En önemli şey o. Bir de ben ve ekibim gayet işimizi severek yapıyoruz. İşimizi renkli hale getirmeye çalışıyoruz. Kuruluştan bu yana özellikle endüstriyel yapılar ve sanayi kuruluşlarının inşasında uzmanlaşılıyor. Biz genelde endüstriyel binalar, yani fabrika binaları inşa ediyoruz. Bu fabrika binalarında en önemli şey yalıtım. Bu yalıtımı da ne yapıyoruz? Piyasada üretip uygulamalarını da biz yapıyoruz. Onlar üretiyor, biz yapıyoruz. Bunun akabinde cephe sistemlerinde yaklaşık 2 yıldır çelik karkas ve çelik işleri yapmaktayız. Yeni bir çelik ekibi kurduk. Bu çelik ekibiyle de ne yapıyoruz? Dış cephe karkaslarını yaparak sandviç panelinin giydirmesini yapıyoruz. Her yapılan iş referans oluyor. Hedefler kısa zamanda aşılıyor. İlk etapta başladığımızda 100 bin metrekare falan yaparız diye düşünüyorduk. İlk sene 350 bin metrekare yaptık. İkinci sene yaklaşık 600 bin metrekare. Geçen sene de 765 bin metrekare kapalı alan yaptık. Bu tabii ki ekibimiz ve bizim özverili çalışmamızdan dolayı oldu. Çelik konstrüksiyon yapıların hızla yaygınlaşması, bu alanda da yatırım yapılması sonucunu doğuruyor. Genel Müdür Erol Yağdıran, betonerme yapılarla çelik yapılar arasındaki farkı izah ediyor. Ben önceden hep panelciydim, panel işi yapardım. Panelin haricinde bir şey yapmıyordum. Sonra işte yeni bir ekibimiz sayesinde, mühendisimiz sayesinde bu sektöre girdik. Araştırmalarımıza göre de zaten Amerika'da %90 yapılarda çelik kullanılıyor. Ki biz Türkiye'de bu çelik oranı %10-15 oranında. Genelde betonarme binalar tercih ediliyor. Bunun sebebi de ekonomik oluşum. Ama çelik betonarmeye göre %30 daha pahalı bir malzeme. Ama ömürlük bir malzeme. Çeliğin en büyük avantajı şu. Çeliği yaptığınız yerden söküp başka bir yere monte etme şansınız var. Çeliğin geri dönüşü var. Ama betonun geri dönüşü yok. Çünkü niye? Kırıyorsunuz ve bitiyor yani. Kaldıramıyorsunuz. Çeliğin ölüsü de para diyorlar, dirisi de para yani netice olarak. Bu sektöre girdiğimi çok sevdim. Şu anda işte TÜV binalarını yapmaya başladık. İş merkezleri yapmaya başladık. Alışveriş merkezlerine teklifler veriyoruz, onlara gireceğiz. Yani hedefimiz bu sene panelde 1 milyon metrekare yakalamak, çelikte de yaklaşık 2000 veya 3000 ton civarında iş yapmak. Hedefimiz bu. Hizmet profilinin genişlemesiyle birlikte referans projeler Ankara sınırlarının aşılmasını sağlıyor. İstanbul'da da iş yapıyor, Kütahya'da da iş yapıyor, Manisa'da da iş yapıyor, Diyarbakır'da da, Van'da da iş yapıyor, Samsun'da da yapıyor, Arhavi'de de yapıyor. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında iş yapıyoruz. Bu da tabii ki çalışmamız ve gayretimiz sebebiyle oluyor. İşimizi düzgün yapıyoruz, seviyoruz. Bu şekilde de başarılıyız yani. Bunun tabii ki eksiklerimiz yok değil, eksiklerimiz de var. Bunları en iyi şekilde azaltmaya, minimize etmeye gayret veriyoruz. Bu disiplinli çalışma anlayışında olmazsa olmaz iş ve işçi sağlığı güvenliği. En önem verdiğim şeylerden biri de insan sağlığı güvenliği. İnsan sağlığı güvenliği bizim için çok önemli bir şey. Her ay periyodik olarak insanlarımıza eğitim ediliyor. Her ay doktor kontrolden geçiliyor. Hemşiremiz, doktorumuz, her türlü ekipmanlarımız var. Şantiyede işe başlamadan önce ilk şartımız güvenlik uzmanımız gelir, güvenlik tedbirini alır, işe başlatır. Kesinlikle baresiz ve emniyet kemersiz kimseyi çalıştırmayız. Bütün elemanlarımıza aylık periyodik fix eğitim veriyoruz.
Bunun da kontrolünü yapıyoruz zaten. Çalışanlarına ayrı bir önem veriyor Erol Yağdıran. Yüksekte çalışmanın yarattığı tehlike alınan tedbirlerle minimuma indirilmeye gayret ediliyor. Toplam bu çalışan 64 çalışanımız var. Hepsi sigortalıdır. Hatta hepsinin özel sigortaları da vardır. Onları da yaptırıyorum kesinlikle. Çünkü bu biliyorsunuz bizim çalıştığımız sektör çok tehlikeli bir sektör. Biz minimuma indirmeye çalışıyoruz. Genelde bizde olan kazalar kişi şahıs hatalarından oluyor. Ama biz onu kabul etmiyoruz. Biz bunun için en minimum noktaya kadar gidiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. İşinizi iyi yaparsanız siz işi değil, iş sizi bulur diyor Erol Yağdıran. İşi düzgün yaptığımız takdirde iş bize zaten akıyor. İşi tabii ki ilk başlarda biz ne yaptık? Referanslarla veya işte bağlantı kurduğumuz firmalarla işbirliği yaparak, mesela müteahhit firmalar, yatırımcı firmalar ve yerinde gidip hiç usanmadan şantiye şantiye gezdik. Kim proje yapıyor, proje takibi yaparak. Bu şekilde başladık. Şu anda ne yapıyoruz? 150 iş takibi, 150 de zaten gelen referanslarla iş yapıyoruz. Koordinasyon önemli. Ekip çalışmasına önem veren Erol Yağdıran, işin her ayrıntısını ciddiyetle takip ediyor. Her hafta pazartesi günü toplantılar yaparız. Hangi şantiyelerimiz var, hangi şantiyelerde eksiklerimiz nelerdir, bunları tartışırız. Her ay sonunda eğitimle, iş güvenliği eğitimi alan ekibimizle toplantı yaparız, eksiklerimizi hallederiz. Ve bütün şantiyelerimizin eksiklerini bir kişi tamamlar, bir kişi kontrol eder. Görüşmelere genelde ben giderim kendim. Bu sözleşmeleri yapmaya kendim giderim. Alt ekibimiz gidip işi olgunlaştırır, ben gidip noktaya koyarım. Genelde böyle çalışıyoruz. Fabrikalarda panel sisteminin kullanılması, yalıtım sayesinde yakıt giderlerini önemli oranda düşürüyor. Erol Yağdıran, panel sisteminin faydalarını ard arda sıralıyor. Panel sistemi son 10 yılda bir artış gösterdi. Bunun sebebi şu, eskiden fabrika binalarını ısıtmak çok zor. Çünkü orada insan çalışıyor. Orada yakıt, doğalgaz, bunlar ciddi maliyetler. Bizim panelimiz artı eksi 80 dereceye dayanımlı. Yukarıda mesela 40 derece sıcaklık olsun, aşağı iletmez. Cephede öyle bir sıcaklık olsun, cepheden de iletmez. Hem montajı kolay, hem daha çabuk çözülebiliyor, hem de çok güvenli bir malzeme. Gaziantep'te imalatı yapılan panellerde son teknoloji kullanılıyor. %100 yerli bir üretim yapıyor. Çevreci ve firmanın sahipleriyle beraber biz abi kardeş ilişkileri olan bir yapıdayız. Son teknolojiyi kullanıyor. Benim en büyük tercih ettiğim sebep bu. Yani ölçüleri verdikten sonra direkt dokunmatik kamyona yüklenip malzeme geliyor. Bu sene kendilerine koydukları 1 milyon metrekare uygulama hedefini gerçekleştirdiklerinde sektörde en büyükler arasında yer alacaklarını dile getiren Genel Müdür Erol Yağdıran, işine büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu söylüyor. Başarı da bu noktada ortaya çıkıyor. Bu sektörde çok iyi yerlere gelmek için çok çalışıp çok özveride bulunmak lazım. Askerlerle çok işler yapmak lazım. İşimi çok seviyorum. Ben işime başladığımdan, yani ilk başladığım günden bugüne kadar severek yapıyorum. Ya severek yapmamın sebebi de şu, kendim ona adadım. Yani ben işime ve elemanlarıma, yani burada çok kişinin çalışması, bir kişi daha fazla çalıştırabilir miyim veya beş kişi daha fazla çalıştırabilir miyim, benim derdim o. Ne kadar çok kişi çalıştırırsak, iş yaparsak, tabii ki bunlarda en önemli şey iş güvenliği ve sağlık. Sağlığımız, huzurumuz yerinde olduğu sürece ilerleme, çalışma. Bunun akabinde de işte çelik işini de geliştirmek, kendimizi geliştirmek, yeniliklere açık olmak. Bu bizim vizyonumuz zaten. Yaptığı her işte estetik bir kaygı güdüyor Genel Müdür Erol Yağdıran. Her projede renklerin gücünden faydalanıyor. Şunu diyebilirim, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yani daha iyi şeyler yapmak için gayret sarf ediyoruz. Mesela en önemli bir detay da saçların kalınlıklarını artırarak kendimiz boyama yapabiliyoruz. Kendimiz mesela alüminyum çıtaları kullanarak görselliği güzelleştirebiliyoruz. Hiçbir zaman statikçinin hesabını haricinde çelik işi yapmayız. Satışçımız yapar. Müşteriyi yönlendirmek çok önemli. Müşteriyi en iyi şekilde yönlendirmek istiyoruz. Ucuzuna değil, en ucuzunun en güzeline. Nasıl? Mesela kalınlık yalıtımla doğru orantılı.
Kimi 4 santim istiyor, kimi 5 santim istiyor, kimi 6 santim istiyor. Şu anda Ankara'daki kalınlık 5 santimse standardı. Biz 5 santim öneriyoruz veya 6 santim öneriyoruz. Mesela Samsun'da 6 santim öneriyoruz. Yani havanın durumuna göre, Kastamonu'da hep bu şeyle alakalı. Zaten statik hesaplarımız var. Bu hesaplara uygun yönlendiriyoruz. Tabii ki müşteri ne isterse ona göre yapmaya çalışıyoruz. Ama doğrusu neyse biz onu yapmaya çalışmak için de gayret sarf ediyoruz. En ideal sistemi ortaya koymak temel felsefesini oluşturuyor genel müdür ve ekibinin. Biz mimarlarla oturup dış cephedeki görseli nasıl değiştirebiliriz? Onun çalışmasını yapıyoruz. O gönderdiği projeyi, yani görsel olarak gönderdiği projeyi uygulayabilir miyiz, uygulayamayız veya değişiklik varsa değişiklikleri yapmaya çalışıyoruz. Hata varsa hatayı düzeltmeye çalışıyoruz. Yani burada tabii ki mimar ve inşaat mühendisi ortak bir ilişki kurup sonuca gidiyoruz. Ondan sonra da güzel şeyler çıkıyor. Biz işimizi ciddiye alan bir firmayız. İşimizi ciddiye alıyoruz ve bu üzerinde başarılıyız. Yani. Kaliteden ödün vermeden yoluna devam eden firmanın genel müdürü Erol Yağdıran sözlerini noktalarken memnuniyet garantisiyle hizmet vermeyi sürdüreceklerinin altını çiziyor. Benim en çok önem verdiğim şey kalite. Kaliteden ödün verilmeden düzgün bir iş yapmak, yatırımcını da düzgün yönlendirmek. Düzgün yönlendirdiğiniz takdirde hem başarınız artar hem karşıya çok iyi hizmet vermiş olursunuz. Karşıdaki insanı memnun ettiğiniz takdirde o iş size akar. Ama yok ben hemen yapayım gideyim param alayım derdine girdiğiniz zaman zaten o iş basite iner ve onlar ne para kazanabilirsiniz, ne bereketi olur, ne bilmem ne olur. Hiçbir şey olmaz yani. Hayat paylaşıkça güzel. Sevdiklerinizle her şeyi paylaşacaksınız. İş yaptığınız insanlarla her şeyinizi paylaşacaksınız. Az kar edebilirsiniz ama o insanı kazanacaksınız. Önemli olan burada insanın kalbini kazanmak. Gerisi hikaye. Defa.